Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden 240 yıl sonra İstanbul'dan ve dahi dünyadan göçer Osmanlı mülkünün son sahibi Osmanoğlu Sultan Ahmet. İkinci Mustafa dualar ve salavatlarla kılıç kuşanır Edirne'de. Mimar Sinan 90 yaşında elleriyle yaptığı Selimiye Camii'nde Şehzade Mustafa'nın Sultan Mustafa oluşunun 3. günü bir telaş alır Edirne Sarayı'nı. Sultan 2. Mustafa bir Hattı Hümayun yayınlar ve yüreğine korku salar sarayda zevk-ü sefa süren ahalini. Çağırır Vezir-i Azam Sürmeli Ali Paşa'yı ve kudretli sesiyle ona da okur cümle aleme duyurduğu Hattı Hümayun'u. Biz zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. Bundan gayrı böyle biline. Sakız Adası hala Venediklilerin elindedir. Öfkelidir genç sultan. Amcası 2. Ahmet'in vasiyetidir adanın tekrar alınıp Osmanlı toprağına katılması. Ordunun başında olmaktır muradı Sultan Mustafa'nın. Ancak karşı çıkar vezirler. Ordunun başında olmanız seferi çok masraflı hale getirir. Hazine zora düşer. Üstelik maiyetiniz ordunun hızını yavaşlatır. Oysa sakız şuncacık ada, biz alır geliriz. Öfkelenir Sultan Mustafa. Bilmez misiniz? Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim. Diyerek ordunun başında sakıza yürür. Sakız tez zamanda temizlenir küffardan. Çerilerin güveni tazelenir, yürekleri daha da bilenir Sultan Mustafa'nın savaş meydanında, yanı başlarında durmasından ötürü. Sefer sonrası İstanbul'a döner Sultan Mustafa. Payitaht artık ebedi yurdundadır. Zaman geçer. Küffar korksa da Osmanlı'nın ve dahi Sultan Mustafa'nın hem kudretinden hem de kuvvetinden yine de rahat durmaz. Bir kez daha hasıl olmuştur düşman üstüne gitmek. Cenk yaman olur. Düşman bu sefer güçlüdür Osmanlı'da. Ordunun 30 bin asker ve subayı düşman üzerinde kalır ve şehadete kavuşur. İlk kez yenilmiştir Sultan Mustafa. İlk kez mağlup ayrılmıştır savaş meydanından. Yediremez bunu kendine. Bir daha dönmez payitahtı İstanbul'a. Yenilgiden 6 yıl sonra da Edirne'de bir saray odasında göçer dünyadan. Çok yiğit gelip geçmiştir bu topraklardan ve elbet Sultan Süleyman'a dahi kalmamıştır bu zamansız dünya. Ama hepsi bir iz, bir ses bırakmıştır ardında. Adları yüzyıllara aşmış bugüne varmıştır.